Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Malum her hafta haftalık analiz yapıyoruz. Genel bütün piyasalarla alakalı haftalık analizlerimiz direkt orta vadeli bir analiz şeklinde birçoğunuza belli yönleri göstereceğini düşündüğümüz için bu şekilde ilerliyoruz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Nelere bakacağımızdan da sizlere bahsedeyim. Öyle geçelim. Amerikan 10 yıllıklarından, dolar endeksinden, VIX'ten, makrolardan mikrolara doğru gidiş yapacağız. Sonra Amerikan borsaları, Borsa İstanbul, işte dolar, altın, gümüş, gram altın, bunlara bakacağız. Ardından kripto paraya bakarak haftalık bazlı bu işi kapatacağız. Gelin bir bakalım neler var, para nereye doğru gidiyor, nerelerden çıkış, nerelere giriş var, makrolar nerelere etkiliyor. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Normal şartlarda biz bu analizleri günlük olarak da yapıyoruz üyelerimize özel. İsteyen arkadaşlarımız katıl butonuyla da şurada katıla basıp şurada günlük piyasa analiz üyeliğini de alabilirsiniz. Kendinize bilginiz olsun diyerekten haydi gelin bir bakalım. Evet arkadaşlar, Amerikan 10 yıllıklarıyla başlayayım ben sizlere. Amerikan 10 yıllıkları haftalık bazda arkadaşlar yatay bir banda bağladı. Şuradaki 200 günlük ortalamasını bir türlü kıramadı. Kıramamış olması piyasa için pozitif olarak algılıyorum. Piyasadan kastım nedir? Borsa yatırımcısı, kripto para yatırımcısı için pozitif olarak algılıyorum. Onu öncelikle söyleyeyim. Haftalık bazda da özellikle 29 Mart haftasından itibaren bir negatif görünüm var. Yani negatiften kasıt aşağı yukarı hareket etse de genel trend hafif nötr negatif olarak tutuyor kendini. Bilginiz olsun, negatiflikte devam ediyor. Bu hafta bir pozitif hareket yapabilir mi? Bakacağız hep birlikte. Lakin bu hafta takip edilecek rakam tahviller tarafında 1.68 seviyesi. Yani 1.68'in üstünde bir gelecek kapanışlar piyasayı biraz sarsabilir. Onun üstüne çıkışlar yaptıkça borsalarda da geri çekilmeler gelebilir hafta içinde. 1.68 önemli. Lakin kendi şahsi görüşümü söyleyeyim. Aşağıda 1.40'lara doğru bir hareket önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Yani bu orta vadeli dedik ya, analizi göreceğiz. Oradaki düşüş de arkadaşlar herkes de şu algıyı oluşturmasını istiyorum. Borsaları pozitif etkiler. Bilginiz olsun. Dolar endeksine bakalım. Dolar endeksi haftalık bazda ciddi manada negatif arkadaşlar. Bu güzel. Altın yatırımcısı sevinmeli, gümüş yatırımcısı sevinmeli bunu görünce. Dolar endeksi negatif oldukça altın onsu ve gümüş onsu ciddi manada yukarı çıkar. Onları da birazdan zaten altına gümüşe bakınca oralarda pozitifi göreceğiz. Buradaki gördüğümüz negatifin tam tersini göstereceğim ben onları. Haftalık bazda negatifliğini koruyor. Bir 3 hafta daha böyle gidecek gibi duruyor. Tabii izleyeceğiz bunu. Bakalım. Güzel duruyor. Günlük bazda baktığımız zamansa günlük bazda da negatifliğini koruyor. Hem momentum negatif hem de şurada bizim kendi indikatörlerimizde haftalık ve günlük bazda negatifliklerini koruyor. Güzel. VIX'e bakalım. VIX arkadaşlar, bakmadan önce ne olduğunu söyleyeyim. Bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. VIX korku endeksi değerli arkadaşlar. Bu nedir? Piyasalarda oluşan volatiliteye göre hesaplanıyor. S&P borsasındaki volatiliteye göre hesaplanıyor. Bunun 20'nin üzerinde olmasını çok istemeyiz. Lakin bakın son 2 hafta çok ciddi yukarı yönlü bir çıkış yapıyor. 30'lara doğru bir hareket yapıyor. Oradan aşağı geliyor. Bunun sebebi açıklanan negatif haberler. Yok enflasyon endişesi, faizler artırılacak vesaire gibi. Fakat aşağıda kapatıyor. Yani burada piyasada aslında bir el değiştirme olduğunu söyleyebilirim. Bir panik oluşturup kimi satıyor, kimi alıyor. Bir el değiştirme oluşuyor. Şu an için 20'de bunun 10 ile 20 arasında olmasını İsteriz ki piyasalar biraz rahat etsin. 20-30 arası piyasaları strese sokuyor. Bilginiz olsun. Yani şu an için bu pozitif görünümünü koruyor. Önümüzdeki haftalarda temkinli olmakta fayda var. Hafta arasında bir yukarı aşağı yaptırıp piyasayı biraz sarsıyorlar. Pozitifliğini koruyor. Burada benim size söyleyeceğim temkinli olmakta fayda var. Borsacılar için konuşuyorum. Bilginiz olsun. Dedikten sonra Amerikan borsalarına bakalım. S&P en büyük 500'e baktığımız vakit haftalık bazda bir negatiflik görüyoruz değerli arkadaşlar. Haftalık bazdaki bu oluşan negatiflik biraz düşündürücü Amerika tarafında. Bilginiz olsun. Aşağıda 396'lara doğru bir geri çekilmeler görebiliriz. Direkt S&P'ye bakalım. S&P kendi tarafında tıpkı diğer tarafta olduğu gibi negatifliğini koruyor. Amerika tarafı haftalık bazda bir negatife geçmiş borsa. Bu düşündürücü. Amerika tarafında hisse senedi işlemi yapan veya fon işlemi yapan arkadaşlara söylüyorum. Ortalamasal bazda da bakarsak 5 günlük hafif aşağıya doğru kendini kırmaya başlamış. İzleyeceğiz, göreceğiz. Şu an için yani negatifi göstermiş ama piyasa tepki alımı yapıyor devamlı. Bakın aşağı sarkıyor, piyasa almış. Bilginiz olsun.
Nasdaq'a baktığımız vakit Nasdaq da tıpkı S&P'deki gibi yine bir negatif görünümü bulunuyor. Günlükte ise pozitife geçirmeye çalışıyor kendini. Biz haftalık baktığımız için haftalığı söylüyorum ben size. Bilginiz olsun, yanlış anlaşılma olmasın. Haftalık daha orta vadeli. Haftalıkta bir negatif görünüm var fakat aşağı inse de piyasa bunu alım fırsatı olarak değerlendiriyor Nasdaq'ta. Özellikle 20 günlük ortalamanın altına düşüşler hemen alıyorlar. Günlük tarafta ise pozitifliğini pozitife doğru ilerliyor. Momentum da pozitife döndü, dönecek. Nasdaq'a bakalım. Dow Jones'a bakalım. İşin endüstri tarafı arkadaşlar şu an için nötr negatif tarafta kendini tutuyor. Günlük tarafta ise pozitifliğini koruyor. Haftalık taraf negatif görünse de günlük tarafta bir pozitif ara trend görünüyor. Bu da günlükçü arkadaşlar temkinli şekilde işlem yapabilir. Bunu dedikten sonra bizim borsamıza bakalım. Borsa İstanbul'a gelelim. Arkadaşlar Borsa İstanbul haftalık tarafta bir pozitif ışık yaktı. Önden 10 Mayıs haftasında bir pozitif ışık yaktı. Bakın şurada da zaten onu görüyorsunuz. Hem ortalamasal bazda hem de indikatör bazında bir pozitifliği var. Haftalık taraftaki gelen bu pozitiflik orta vadeli pozitifliktir arkadaşlar. Günlük bazda değerlendirmeyin lütfen. Bunu tekrarlıyorum çünkü yorumlarda görüyorum. Önünde çok çok ciddi bir direnç var şu anda. Önceki şu tepelerde destek olarak çalışan direnç şu arkadaşlar. 1468. 1468'leri haftalık bazda kırarsa çok güzel olacak yani. Ciddi manada 1500'lere doğru önünü açabilir. Lakin dediğim gibi şu an için haftalık bazda bir pozitifliğe kendine çevirmiş. Günlük bazda ise arkadaşlar bir yavaşlayan bir momentum var günlük tarafında. Yani günlükteki yavaşlayan haftalıkta da yani nötr bir etki getirir normalde. Fakat haftalıktaki gelen pozitiflik hoştur yani güzel. Şurada bakın 20 Nisan 2020'de bir geliyor haftalıkta pozitif rally gelmiş. İkinci pozitiflik 21 Eylül'de geliyor. Üçüncü net pozitiflik 9 Kasım'da geliyor. Yani 21 Eylül'deki gelen pozitiflikte arkadaşlar bakın binlerden 1500-1600'lere doğru neredeyse hareket yaptı. Haftalıktaki gelen pozitiflik orta vadelidir. İyi takip etmek lazım dedikten sonra Borsa İstanbul için yani güzel pozitiflik duruyor. Burada beni düşündüren şu. Amerikan borsaları haftalıkta negatif gösteriyordu. BIST haftalıkta pozitif gösteriyordu. Umarım bir ters köşe olmaz. Çünkü Amerika'daki olan birçok şey bize de yansıyor. Dedikten sonra dolara bakalım. Evet, dolar. Dolara baktığımız vakit değerli arkadaşlar dolar bakın bizim kendi indikatörümüzde günlük piyasa analiz üyelerimizle yaparken biz bunları 6.90'lardan falan yakalamıştık şuralarda. Haftalık bazda 1 Mart tarihinde pozitife geçiyor. 7.30'larda 7.40'larda o günden itibaren yani daha 8.40 1 lira falan üstüne koydu. Haftalık dedik ya bakın 1 Mart'ta pozitife geçirdi kendini. Ondan sonra geliyor bir düşüyor sonra haftalıkta yürüyor. Yani haftalık trend sağlam bir yukarı yönlü trendtir. Sabırlı bir şekilde beklemenizi tavsiye ederim haftalık tarafta. Yani rallide doların yukarı yönlü hareket ettiği şurada çok belli 5 günlüğü kullanıyor devamlı destek olarak. Güzel yani dolar tarafında bir negatif durum yok. Çekilse maksimum 8-16'lar falan. Yani çok altında beklemem. Üstteki direnç de 8.70. Günlükte 8.50 var haftalıkta 8.70 bilginiz olsun. Altına bakalım. Ons altın arkadaşlar nasıl daha demin dedik dolar endeksi negatiflik gördük. Yani tam tersini altında gümüşte göreceğiz. Bakın görüyor musunuz? Hem ortalamasal bazda yukarı yönlü hareketler var. Şurada al ve artı işaretlerini görüyorsunuz. Aynı zamanda indikatör tarafımızda da 5 Nisan'dan itibaren bir pozitife yakmış bilginiz olsun. Yani güzel çalışmış. Altın tarafı şu anda altında yukarı yönlü haftalık bazda ciddi manada geldik. 1-2 hafta daha devam edip şöyle hafif yataya sarmasını ben bekliyorum altının. Ondan sonra tekrardan Ağustos'a doğru yani Haziran-Ağustos aralığında tekrardan bir 2100 ve onun üstü 2300'lere doğru bir hareket bekliyorum kendi tarafımda. Gümüşe bakalım. Gümüşe baktığım vakit arkadaşlar gümüş de tıpkı altındaki yorumun aynısı. Gümüş biraz daha temkinli gidiyor. Düşüşte de temkinli, çıkışta da temkinli gidiyor. Onu söyleyeyim. Gümüş de tıpkı dolar endeksindeki geri çekilme, ons altındaki benzer hareketi gümüşte de görüyoruz. Gümüşün artık hızlı bir şekilde 28'in üstünde kalıcı olarak bir 30'lara adım atmasını bekliyoruz. Yani onu söyleyeyim. Altındaki gelecek all time high ile beraber yani altındaki gelecek yaptığı en yüksek seviye ile beraber gümüş de yine benzer yüksek seviyelere çıkacaktır Ağustos'a doğru. Bunu size söyleyeyim klasik altın sezonu gümüş sezonu dedikten sonra
Hemen kripto para pazarına bir bakalım. Kriptoda güzel sinyaller var. Değişik negatif sinyaller mevcut. Evet. Arkadaşlar kripto tarafına haftalık bazda baktığım vakit şunu görüyorum. Bakın ilk haftalık bazdaki negatif sinyaller de gelmiş biliyor musunuz? 8 Mart haftasında gelmiş. 8 Mart hatta şunu diyeyim 22 Mart haftasında gelmiş. Bakın 22 Mart haftasında kripto Bitcoin 55 bin dolarlarda falan. Yani 55 bin dolarda geliyor. 55 binden sonra bakın oradan gidiyor bir 65'lere sonra zaten yıkım. Yani haftalıktaki gelen negatiflik hemen pat diye yansımıyor piyasaya. Lakin bunu piyasa geç görüyor. Yani analizciler, yatırımcılar bunu geç görüyor. Yani görüldüğü vakitte ciddi bir yönde aşağı yönlü bir hareket yapıyor. Altın ve gümüşte hatırlıyorsanız Mart'ın sonu gibi haftalıkta pozitife dönüş yapıyordu. Bunda da Mart'ın sonu gibi haftalıkta negatife dönüş yapıyor. Yani altın, gümüş, emtia tarafı ile kripto tarafı biraz ters korelasyon çalışıyor. Biz burada onu anlıyoruz. Burada da söyleyeceğim şu değerli arkadaşlar. Kripto para tarafı için yorumum şu. Günlük bazda pozitif trendler yakalanabilir. Lakin artık orta vadeli tarafta kripto para tarafı negatif. Onu söyleyeyim. Yani orta vadeli ben alayım elimde tutayım şeklinde düşünenler varsa artık negatif piyasa. Benim gözümde ben onu görüyorum. Yok ayı gelmedi, yok dibi sıyırın, yok dipten alın falan filan. Yani pek onu düşünmüyorum çünkü haftalık tarafta ciddi manada negatiflikler bulunuyor. Haftalık tarafta da dip of dip diyeceğimiz rakamlar nereler dersek değerli arkadaşlar 13 bin dolar yani 12 bin 13 bin dolar aralığı Bitcoin'in dip rakamları. Ha buralara hemen gelir mi? Hemen geleceğini düşünmüyorum. Ama önümüzdeki süreçte biz bunu yaşayacağız, göreceğiz. İlk 28 bin ardından 12 bin, 13 bin iki tane haftalıkta desteği bulunuyor. 28 bin, 27, 28 bin. Oradaki bir panik satışıyla 25'leri de görebilir. Ardından yani oralardan tepki alıp tekrar 35'lere bir hareket. Ardından tekrar bir düşüşte dediğimiz 12-13 binlere doğru bir gerileme olabilir. Haftalık bazda negatif görünüyor. Çıkarken çıkıyor çıkıyor diyoruz. İnerken de iniyor iniyor dememiz lazım. Bilginiz olsun. Bitcoin total markete bakalım. Total markette tıpkı şeydeki gibi. Değerli arkadaşlar, kripto para Bitcoin'deki gibi benzer bir grafiği taşıyor. Haftalık bazda şurada negatife yakmış aslında. İlk bakın ilk negatif şurada geliyor. Yani 1 Mart'ta gelmiş ilk negatiflik. Fakat ondan sonra ciddi yatay bir seyir yapmış. Yani indikatör tarafı okey. Fakat yukarı yönlü bir hareket yapıyor. Yani buradaki gelen şu yukarı yönlü hareket şu. Herkes çok para kazandı, ben de kazanacağım deyip son gelen yatırımcı yani trene binen son kişiler bunlar. İşte bunların da paralarını tepeden bastılar aşağı yani. Piyasa biraz böyle maalesef acımasız olduğu için temkin olmakta fayda var. Bu da tıpkı Bitcoin tarafında dediğim gibi değerli arkadaşlar negatife adım attı. Aşağıda dip rakamı yani piyasadan artık bu piyasadan dip of dip hani altında 1800 pardon 1670'ler falan diye dipler. Bunun da dipi arkadaşlar 480 milyar dolarlar falan. Total Market 2'ye bakalım. Yani Total Market 2'den kastım nedir arkadaşlar? Altcoin Market Cap. Altcoin'lerin olduğu içinde Bitcoin'in olmadığı market. Bu hafta itibariyle bir negatif görünüme geçti. Sat tarafına geçti. Yani bu hafta anormal yaşanan süreçlerden oluyor. Bakın haftaya 1,3 trilyon dolarla görüyor. En aşağıda gördüğü de 650 yani yarı yarıya. 1,3 6 yani 0,65 diyeyim ben size. Muazzam bir hareket. Yarı yarıya bir hareket. Yani malın el değiştirdi, paranın el değiştirdi. Her türlü hareketi bu hafta gördük. Anormal bir haftaydı. Umarım çok büyük negatif bir durumlar yaşamamışsınızdır. Onu söyleyeyim. Haftalık bazda bu da negatif değerli arkadaşlar. Dip rakamını söylüyorum. Aradaki desteklerinize dip rakamı 200 milyar dolarlar bu işin dipi döneceği yerler yani bir oraları göreceğiz ama tabii ki elinde olanlar bana kızmasınlar. Yani onu da söyleyeyim. Aşağıdaki desteklerine baktığım vakit arkadaşlar 740 milyar dolar, 480 milyar dolar, 316 ve en son 200 milyar dolarlık bir destekleri bulunuyor bu tarafta. Dedikten sonra dominans ne olacak? Yani bu piyasa düşerse dominans artar arkadaşlar. Bunun kuralı bu. Dominans bakın zaten haftalıkta muazzam bir pozitif döndürdü. Muhtemelen bu devam ederse önümüzdeki hafta dominansta pozitiflik göreceğiz. Bu da ne demektir? Ben söyleyeyim bu da şu demektir. Yani Bitcoin fiyatı pazar düştükçe büyük para Bitcoin'e geçiyor. Yani artık altlardan çıkıyor. Dikkat edin arkadaşlar. 45'te yani 40'tan 45'e bir hareket yaptı. 5
kademelik bir hareket veya 5 puanlık bir hareket yaptı. Dikkat edin, kripto para tarafı çok çok riskli görüyorum ben artık. Nasıl ki Ocak-Şubat aylarında rally başlıyor, şudur budur diyorsak, şurada da dedik yani 2 haftadır da diyoruz da. Biraz insanlar da şey alışkanlığı oldu. Hop düştü, buradan müthiş alım fırsatı. Hop bir daha düştü, bir daha müthiş alım fırsatı. Yok arkadaşlar, mal veriyorlar. Ben öyle değerlendiriyorum. Bilginiz olsun diyerekten haftalık analizimizi tamamladık. Makrolardan mikroya doğru bir hareket yaptık. Piyasanın yönünü bulmaya çalıştık. Onu söyleyeyim. Sonuç olarak tamamlamam gerekirse borsa tarafları haftalık bazda Amerika tarafı bir negatif görünüyor ama negatifi devamlı bir fırsat deyip piyasayı tutuyorlar. Birileri orada piyasayı tutuyor. Bunun sebebiyle Borsa İstanbul'da haftalıkta pozitif demiştik. Amerika tarafı patlama yani cortlamadığı sürece diyeyim veya aşağı yönlü inmediği sürece Borsa İstanbul'daki pozitiflik yukarı yönlü gelecektir. Birincisi onu söyleyeyim. Altın ve gümüş tarafı pozitif duruyor. Onu söyleyebilirim. Amerika'daki makro göstergelerde tahvil faizleri nötr, negatife kırabilir bu önümüzdeki haftalarda. Negatife kırması pozitif. VIX'teki artışlar bizi negatif etkiliyor. Şu an bir artış trendi var. İzleyeceğiz. Fakat hafta içinde şu hareket oluyor. Haftanın 1-2 günü pozitif gelip belli bir gün piyasada bir hareket yaptırıyorlar. Sonra normalleştiriyorlar piyasayı. Dikkat edin, sabırlı olun. Ama dediğim gibi özellikle kripto tarafından da biraz artık temkinli bakın arkadaşlar kripto tarafına. Benim size söyleyeceklerim bunlar. Önümüzdeki haftaki analizimizde de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın.